arkadaşlar. Ya battın bu dünya sevgili arkadaşlar. Beyin kanaması geçirmişti. Ve Sıla bebek entübe edildi. 2 yaşındaki sevgili arkadaşlar. Bu bebek cinsel istismara uğramıştı. Tekirdağ'da DART nedeniyle beyin kanaması geçiren ve yapılan incelemelerde cinsel istismara da mağrur bırakıldığı ortaya çıkan 2 yaşındaki Sıla bebeğe ilişkin soruşturmada toplam tutuklu sayısı 5'e yükseldi. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bebeğin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ancak bu açıklama daha sonra bebeğin entübe durumunda bulunduğu şeklinde düzeltildi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar bebeğin annesi, 18 yaşından küçük 2 çocuk, anne B'nin birlikte yaşadığı kişiyle zanlılardan birinin babası da tutuklu sevgili arkadaşlar. Ya vallahi yansın bu dünya ya. Yanacaksa yansın lan. Ya hay. Annenin yaşadığı bir adam, 2 tane 18 yaşının altında çocuk ve annenin birlikte yaşadığı adamın babası, 5 kişi tutuklu, 2 yaşındaki çocuğa DART uyguluyorlar. 2 yaşındaki ve cinsel istismardan kaynaklı olarak. Yani batsın abi. Batacaksa batsın. Yanacaksa yansın. Dünyanın sonu gelecekse de gelsin sevgili arkadaşlar. Gelsin ya. Deprem bölgesi biliyorsunuz 5 Şubat depremiyle ilgili olarak Türkiye Barolar Birliği bir şey yayınlamış. Rapor yayınlamış. Deprem sonrası ortaya çıkan en ciddi sorunlardan biri bağımlılık ve madde kullanımı olarak öne çıkmaktadır. Uyuşturucu kullanımının yaygınlaşması toplumun sosyal yapısını bozmakta ve güvenlik sorununu arttırmaktadır. Depremzede gençler ve çocuklar tehdit altındaymış. Eğer bir devlet milyarlarca vatandaşından vergi toplayıp, yardım toplayıp, uluslararası olarak da televizyonlarda da yardım toplayıp, insanlar hala konteynerlarda, hala çadırlarda yaşıyorsa, bir yıl içerisinde yüz binlerce konut yapacaklarına söz vermelerine rağmen bunları yapamayan bir devlet ve çocukları da uyuşturucu baronlarına ve uyuşturucu tacirlerine teslim eden bir devlet ve siyasal iktidar sevgili arkadaşlar. Yazıklar. Yine son dakika haberlerinden bir tanesi. Türkiye'nin ilk astronotu sevgili izleyiciler Alper Gezer Avcı uzay komutanlığına atanmış. Allah Allah. Alper Gezer Avcı uzay komutanlığı emrine atanmış. Milli Uzay Programı kapsamında bir ilki gerçekleştirerek İnsanlı uzay misyonu başarıyla tamamlayan hava pilot albay Alper Gezer Avcı'nın 2024 yılı genel atamalarıyla uzay komutanlığı emrine alındığı açıklanmış. Gelecekte sizce kuvvet komutanı olur mu arkadaşlar? Yazın bir kenara. Hava kuvvetleri komutanı olur mu Alper Gezer Avcı? Benim ya olur ya. Bir kenara yazın lütfen bunu.